Merhabalar sevgili Açık Bey'in dostları. Soru yorumumuzun nöro yorum bölümünde bir evo yorum bölümüyle daha karşınızdayız. Biraz iç içe fazla oldu ama bugünkü başlığımız efendim av mısın avcı mısın? Bu avcı bir primat olmak nasıl bir şey? Bizim günlük hayatımıza nasıl yansıyor? Bu konu üzerine yeterince düşünüyor muyuz? Bunu bilsek ne olur, bilmesek ne olur? Her zaman olduğu gibi konseptimiz evrimden çıkarılacak dersleri günlük hayata uygulama çalışmaları. Şimdi benim eğitimlerimde özellikle evrimsel nörobilim okulunda, uygulamalı nörobilim okulunda ve tabii ki üniversitelerde verdiğim evrimsel psikoloji derslerinde sık sorduğum bir soru var. İnsanın gözleri neden önde? Ve bazı canlıların gözü neden önde de bazılarınınki yanda? Bu sorunun üzerine biraz fikir yaparak bir yerlere doğru ilerliyoruz. Dancış düşündünüz mü bilmiyorum ama... Bizim gözümüz önde mesela atların gözleri de yanda, balıkların gözleri yanda. Böyle canlıların gözleri farklı yerlerde olabiliyorlar. Ve baktığınız zaman tabiata genel bir kural olarak avlanan canlıların gözleri yanlarda yer alıyor. Avcı olan canlıların gözleri önde yer alıyor. Neden? Avcılar ava kendilerini kitleyecekler. Bir şekilde bakışlarını oraya kitleyecekler. Ve onu verimli bir şekilde kovalayıp onu yakalayacaklar. Avlananlar ise yanlarda olan gözleriyle çok geniş bir açayı tarayıp olası bir avcı tehdidine karşı hazırlıklı olmak durumundalar. Dolayısıyla milyonlarca yıllık evrimsel süreç içerisinde daha çok av olan hayvanların gözleri yan taraflara doğru evrimleşmiş. Bizim gibi avcı canlıların ise önde gözleri. Çok güzel videomuz bu kadardı. Bir e de bu ne olacak yani? Şimdi ben bu bilgiyi bilince ne elde edeceğim? Bir kere avcı gözlere yani önde olan gözlere sahip olmanın en önemli etkilerinden bir tanesi binoküler görüş dediğimiz bir şey yani çift taraftan bakarak iki gözle birlikte görüp bunu beyinde tek bir görüntü olarak birleştirmek. Bu bize ne sağlıyor? Daha önce işte o Avatar'ı Avatar'ı izlediyseniz üç boyutlu filmleri orada sahte bir üç boyut algısı oluşturmak üzere iki gözümüzün ayrı ayrı gördüğü görüntüyü iki ayrı yan yana kamerayla çekerek perdeye özel bir yöntemle yansıtıp özel gözlüklerle beynimize onu farklı gözden farklı bilgiler şeklinde gönderip bir üç boyut simülasyonu yapabiliyoruz. Yani gerçek dünyada biz bu iki gözümüzü kullanarak derinlikli bir görüş elde edebiliyor ve üç boyutlu görüş sağlıyoruz. Tabii ki üç boyutlu görüş sadece iki gözümüze bağlı değil. Mesela işte tek gözü olmayanlar, bir şekilde tek gözü görme yeteneğini kaybedenler, üç boyut algısını yitiriyor mu sizce? Ben bunu bu arada bu aynı soruyu çocuk kampında sordum. Çocuklar çok enteresan bir şey yaptı, erişkinler hiç bunu yapmıyorlar. Çocuklar hemen şöyle yaptı, bir gözünü kapatıp böyle baktılar. Çocuklar hemen deniyor. O yüzden erişkinler böyle akıl yürütmeye çalışıyoruz konuya vakıf olmak için. Halbuki tek gözünüzü kapattığınızda derinlik algısının o kadar kaybolmadığını fark edersiniz. Çünkü derinlik sadece iki gözle bakmayla ilgili değil. Aynı zamanda bildiğimiz nesnelerin büyüklüğünü kıyaslayarak perspektifi tahmin etme. Yani mesela işte bir bardağın büyüklüğünü biliyorsanız bardak nokta gibi gözüküyorsa uzakta olduğunu, çok büyük gözüküyorsa yakında olduğunu söyleyebiliyorsunuz. Bir de biliyorsunuz hareketli paralaks diye bir şey var. Biz böyle hareket ederken yakındaki şeyler bize doğru çok hızlı yer değiştiriyor gibi gözüküyor ama uzaktaki şeyler daha yavaş yer değiştirir. Hatta yolculuk yaparken yukarıdaki ay bizi sürekli takip eder biliyorsunuz. O çok uzakta olduğu için ona göre açısal yer değiştirmemiz çok azdır. Biz bu farklı hızlarda harekete bağlı yer değiştirmelere bakarak da derinlik algısı sağlayabiliyoruz. Ama iki göz buna çok güzel bir katkı yapıyor. Sinemada da bunu kandırabiliyoruz. Peki üç boyutlu algılayınca ne oluyor? Bir kere görsel dünyamız aşırı zengin hale geliyor ve görselliğe çok fazla dayanan canlılar oluyoruz. Özellikle insan beyninde tüm duyuların ne kadar nörolojik enerji harcadığına, ne kadar yer işgal ettiğine baktığımızda görme duyusu hemen çok böyle istisnai bir duyu olarak karşımıza çıkıyor. Beynimize giden tüm duyu verisinin neredeyse %70'ine varan miktarı görme duyusundan geliyor. Biz baya baya görsel bir beyine sahip canlılarız. Görme lobumuz beynin arkasında ve gerçekten kocaman. Hani beyinde böyle tek bir işe ayrılmış en büyük arazilerden bir tanesi ve bu arazinin tek yaptığı şey gözümüzden gelen o ışık kaynaklı elektrik sinyalleri yani sinirsel atımları çok detaylı bir dış dünya yaratmak üzere tekrar işlemek ve bizim işte görsel dünya dediğimiz şeyi oluşturmak. Şimdi bu konuya zaten soru yorumun başka bölümünde daha bu aralar değineceğiz ya bundan sonra yayınlanır ya bir sonra yani beynimiz gerçekliği nasıl görüyor hikayesini zaten konuşacağız ama şu gözümüzün önde olması işte ava kitlenmemiz, o avın peşinde koşmamız ve yaşamımıza bununla idame ettirmemiz gibi özellikler daha dün yani evrimsel tarih açısından daha dün birkaç bin yıl öncesine kadar, birkaç yüz bin yıl öncesine kadar insanın diğer primatlarla beraber bütün özelliklerini belirleyen çok merkezi bir hikayeydi. Ve bugün biz avcı olarak yaşamıyoruz. Yediğimiz içtiğimiz her şeyi marketten alıyoruz. Böyle bir şeylerin peşinde koşturma gibi bir durumumuz kalmadı. Sadece çoğumuz koşu bandında koşuyoruz. Dolayısıyla o hayat tarzını bıraktık. Ama sanıyoruz ki o bütün o davranışlarımız, bütün o dürtülerimiz eski eskide kaldı. Bugün onlarla ilgili pek bir şey yok ama hayatımıza biraz yakından bakacak olursak aslında avcı bir primat olmanın özelliklerini neredeyse hayatımızın her gününde yaşadığımızı fark edeceğiz. Ve bu açıdan baktığımızda bazı şeyleri neden öyle yaptığımızı ve daha doğru nasıl yapabileceğimizi de ufak ufak çıkarsa yapacağız. Tabi bu konu çok uzun. Ha ben birkaç tane örnek vermek istiyorum. Birincisi, avcı bütün canlılar fırsatçı canlılardır. Ne demek istiyorum? Av bulduğu zaman hayatta kalabildiği için devamlı gözleri fildir fildir etrafta gezer, kulaklarını dört açarlar. Avlayabilecekleri herhangi bir şeyin fırsatını kollayarak yaşarlar. Dolayısıyla fırsat zihniyeti dediğimiz bir zihniyete sahiptirler. Mesela siz muhtemelen aranızdan en azından bazıları, bazı arkadaşlarınızın gaza getirmesiyle Abi bu arsa çok kıymetlenecek bunu bir alalım bak yarın bir gün çok para edecek. Ya da oğlum bitcoin manyak yükseliyor şimdi 5 yatır yarın 5 bin al falan filan gibi böyle tufalara düşmüşsünüzdür. Ve insanlar mesela bu açılardan çok fazla dolandırılıyorlar dikkat ederseniz. Şimdi aklı olan bir insan tamam bir kere dolandırıldıktan sonra mesela ders alır ya da bir kere böyle bir hata yaptıktan sonra bir daha yapmaz dersiniz ama çoğumuz defaatle de bu tip tufalara düşüyoruz. Yani Bitcoin'i yutmazsak, arazi rantını, arazi rantını yutmazsak Boğaz Köprüsü satan birine denk geliyoruz falan. Bir şekilde Hani başımıza bunlar geliyor. Neden biz sürekli böyle şeylere düşüyoruz? Maalesef avcı toplayıcı zihnin küçük buglarından bir tanesi bu. Kısa zamanda az emekle çok kar getirebilecek her şey bizim varsayılan olarak ilgimizi çekiyor. Çünkü atalar böyle durumları ne kadar iyi değerlendirirse o kadar çok hayatta kalmışlar. Fırsat zihnine daha işlek biçimde sahip olan atalarımız daha fazla hayatta kalıp daha çok üreyebildiği için bu özelliklerini daha fazla yavrulara aktarmışlar. Ve bir süre sonra toplumda gördüğünüz gibi böyle bir sürü fırsatçı tipin baskın olduğu bir insan popülasyonu ortaya çıkmış. Daha evvel sevgili Mustafa Can'la yaptığımız Önce Can Sonra Canan programında bir laf etmiştik. Bayağı da eleştiri almıştık. Bayağı derken birkaç eleştiri almıştık. Bizim bayağı eleştirimiz o kadar. Çok eleştirmiyorlar biz sağ olsunlar. Ama birçoğumuz dedik her sabah evden birilerini dolandırmak niyetiyle çıkıyoruz. Gerçekten baktığınızda ya böyle bir durum olsa da bir malı götürsem, bugün bir fırsat olsa da bir kariyer zıplasam, böyle toplumsal hiyerarşide birkaç basamak yukarı sıçrasam, bir, bir, sınıf atlama yaşasam falan diye çoğumuzun içinde hissedilen bu tip arzular aslında dizginlerine sıkı hakim olmamız gereken ve avcı toplayıcı dönemden getirdiğimiz alışkanlık. Avcı toplayıcı özellikle bizim gibi avcı beyinlere sahip canlıların bir başka özelliği de gözlerinin çok zordur doyması. Bizim gözümüz hep açtır. Dikkat ederseniz belgesellerde o aslanlar, kaplanlar, çıtalar sürekli böyle atarlı vaziyette geziyorlar. Tabii 7-24 böyle değiller ama tabiatta onların bizim gibi açık büfeleri, marketleri falan olmadığı için onlar sürekli olarak açlar ve devamlı avlanma halinde olmak durumdalar. Bizim atalar da yakın zamana kadar öyleydi. Belki bir 50 bin sene hatta 30 bin sene öncesine kadar Hatta hatta 15 bin sene yani o tarıma hayvancılığı icat ettikleri döneme kadar muhtemelen devamlı al ve fırsat peşinde olan canlılardı. Ve bundan dolayı da böyle bir kaynak bulduğumuzda, bir şeyle karşılaştığımızda, onu alıp böyle komple yanımızda götürmeden, sepete atmadan, cebe indirmeden, mideye gömmeden falan rahat edemiyoruz. Markete gittiğimizde biliyorsunuz, eğer elimizde bir alışveriş listemiz yoksa, harcama konusunda da bir sınırımız mevcut değilse, hani öyle çok, dar gelirli falan değilsek, her zaman marketten ihtiyacımızdan fazla ürün alarak çıkıyoruz. Bunun temel sebebi yazılımı yaklaşık birkaç milyon yıl önce güncellenmiş olan Avcı Toplayıcı Bey'in yazılımı diyebileceğim bir dürtü setinden kaynaklanıyor. Siz doğada bir kaynak bulduğunuzda 100 bin sene önce, e, diyelim bir işte yiyecek bir şey buldunuz, herhangi işe yarayacak bir aleti de var, bir şey buldunuz neyse, onu ya şu anda almayayım, ihtiyacım yok diye bırakma ya da karnım tok yemeyeyim diye bırakıp gitme şansına sahip değilsiniz. Çünkü onu bulduğunuz yerde bir daha bulma ihtimaliniz neredeyse sıfır. Bulduğunu götüreceksin. Ancak böyle hayatta kalabilirsin. Bütün kaynakları olduğu yerde olduğu anda alıp işe yarar bir hale getirmek dürtüsü o yüzden insanda çok kuvvetli. Markete gidiyorsunuz. Bilinciniz diyor ki bu market her gün açık. Yarın da açık pazar günü olmasına rağmen. O yüzden ben gideyim, ihtiyacım olanı alayım çıkayım. Bilinç kısmı böyle çalışıyor. Fakat bilinç dışımızda beynin alt bölgeleri tarafından yöneten duygusal kısımlar oraya girince diyor ki Allah mısır gevreği var, amanın zeytinyağı var, oh burada deterjan, amanın burada cips var. Al hepsini at. Niye? Bir daha bulamayabiliriz. Bilinç diyor ki kardeş etme. Burası her gün açık. Bilinçaltı diyor ki yok önemli değil bir daha bulamazsak yana olacak açlıktan ölürüz. Eğer bu dürtülerden haberimiz yoksa bugünün aşırı tüketim dünyasının umarsız elemanlarından biri olarak hayatımıza devam ediyoruz. Biz bugün dünyayı nasıl bu hale getirdik diye sorarsanız bizi okullarda avcı toplayıcı zihnimize karşı pek eğitmedikleri için diye cevap verebilirim. Çünkü bu avcı zihninin gözünü doyurmak gerçekten zor. Hanlar hamamlar dolapta haftalarca yetecek yiyecekleri tıksak bile Markete gittiğimizde aç panterler gibi her tarafa saldırmaktan maalesef kendimizi alıkoyamıyoruz. Üçüncü bir örneğim, bence hayatta çok işinize yarayacak çünkü benim çok işime yaramış olan bir örnek. Avcı toplayıcı canlıların beyin beden sisteminde ilginç bir kurgulanma vardır. O da şu ki göz bir şeye kitlendiğinde mesela çıtalar, aslanlar, birçok maymunlar, işte primat ailesindeki canlılar da dahil olmak üzere denirler. Ve gözüyle kilitlendikleri yere bir şekilde en hızlı şekilde en verimli şekilde ulaşabilmek için bütün vücut hareket sistemi gözün direktiflerine uymaya başlar. Beyin gözü kılavuz kabul eder ve bütün sistemi o canlı hiç ince hesaplar yapmasına gerek kalmadan baktığı yerin peşinde hareket ettirir. Baktığı yere en hızlı şekilde varmasını sağlamaya çalışır. İnsan da bunun karşılığı motosiklet eğitimi alanlar biliyorlar göz nereye bakarsa motosiklet oraya gider gibi prensiplerle çalışır. Aynısını kayakçılara da öğretirler. Kayak yapanlar mesela eğer ağaca bakarlarsa karşılarda gidip ağaca sarılı veriyorlar. Yani o zevkli kayak süreci ağaca çarpmayla sonuçlanabiliyor. Göz nereye bakarsa beden oraya gidiyor. Bizde öyle bir sistem var. Eğer bu eğitilmezse insan beyninin diğer bütün beyinlerle paylaştığı çok önemli bir özellikten dolayı başımıza bela açabiliyor. İster avcı toplayıcı ister avlanan hayvan beyni olsun hiç fark etmez. Bütün beyinler hayatta kalma donanımıdır ve önce kötü olanı, riskli olanı, tehlikeli olanı görmeye programlıdır. Eğer görsel alanımız içinde, duysal alanımız içinde potansiyel olarak küçük bir ihtimalle de olsa sorun yaratacak bir şey varsa zihnimiz önce ona kitlenir, bütün duyularımız oraya yönelir ve oradan kurtulmaya çalışırız. Motosiklet süren arkadaşlar yine bilirler örneği oradan vereyim. Motosiklet sürerken yolda bir çukur varsa birçok insan beyninin milyonlarca yıllık donanımına ve yazılımına binaen eyvah o çukura düşmeyeyim diye çukura bakar. Ama avcı bir sisteme sahip olduğu için göz nereye bakarsa motor oraya gideceği için, göz nereye bakarsa kayak oraya yöneleceği için kaçınılmaz bir şekilde kendini çukurun içinde bulur. Maalesef ciddi bir kazaya kurban gidebilir. Peki ne öğretiyorlar bu eğitimlerde kayakçılara, motorculara ve benzer sporlarla uğraşanlara? O tehlikeye kitlenmek yerine yandaki geçite bakmayı öğretiyorlar. Eğer siz beyninizi bu şekilde dönüştürebilirseniz, yani bir tehlike olduğunda tehlikenin kendisine değil de çıkışa, fırsata, kurtuluşa, alternatif yola bakışınızı yöneltirseniz başka hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan sistem sizi sahili selamete çıkaracak ve o tehlikeden bir şekilde yırtmanızı sağlayacak. Enteresan bir şekilde bunu ayılara, kurtlara, atlara falan öğretemiyorsunuz. Bunu sadece insan öğrenebiliyor. Dürtülerine rağmen farklı bir hareket ortaya koyabilmemizi sağlayan bilinç dediğimiz özellik sayesinde biz böyle sıra dışı diğer canlıların yapamadığı şeyleri öğrenip milyonlarca yıllık dürtülerimizden gelen zorlayıcı davranışların dışında bir şeyler yapabiliyoruz. E tabii ki bilinç daha önce konuştuk. Öyle çok sık kullandığımız bir şey değil. Ama arada bir kullanmak çok iyi fikir. Çünkü bilinci ne kadar kullanırsak atavi dürtülerimizden gelen ve tabiatın yokluklar ortamı için tasarlanmış olan dürtüleri biraz olsun kontrol edebilmek ve bu çokluklar dünyasında biraz daha akıllıca yaşayabilmek mümkün oluyor. Sevgili dostlar, hepimiz avcıyız. Hepimizin ataları çok önemli avcılardı, hem de bayağı usta avcılardı. Günümüzün dünyası artık bir avcı toplayıcı dünyası değilken aynı özelliklerle bu dünyada yaşamaya çalıştığımızı bir fark edelim. Kişisel ilişkilerimizden kariyerimize, eğitimimizden büyük hayallerimize, araba kullanmaktan yemek yemeye kadar her şey ama her şey bizim için çok farklı olabilecek. İnsan olmak hayvani bedenine, dürtülerine hakim olabilmekle tamamlanan bir süreç. O yüzden burada ne kadar iyi çalışırsak o kadar yükseliriz diye düşünüyorum. Hepinize iyi avlar diliyorum efendim.